Beyler tamam. Tamam beyler sessizlik. Gördün mü sonra? Aha geldi. Vallahi geldi lan. Tamam kardeş. Sen kapatabilirsin. Kaylan var kaylan. Yarın iyi bir takımla oynayacağız. Avrupa kupalarında her zaman üst turlarda olan, olmaya çalışan bir takım. Ve şu anda Rusya'daki ligde lider bir takım. Roman'ın dediği gibi güçlü yönleri var. Biz de analizlerimizi yaptık ve güçlü yönlerini bildiğimiz bir takım. Özellikle fizik gücü olan bir takım. Ve bunu iyi kullanan, bunu teknikle birleştirmeye çalışan ve bundan faydalanıp tekniğini işin içine katabilecek oyuncularla kurulu bir takım. Yeni transferleri var. Oynamayacak oyuncuları var. Biz de Fenerbahçe'yiz ve Fenerbahçe olarak Kadıköy'deki gücümüz ve buradaki coşkumuz tartışılmaz. Güzel bir maç olacak. Ve bizim ihtiyacımız olan o coşkuyu taraftarlarımız da burada bulup güzel ateşli bir gece olmasını diliyorum. Ve vefakar taraftarlarımızın en çok desteğe ihtiyacımız onlar olduğu anlarda bizi hiç yalnız bırakmadılar. Ve her zaman yanımızda oldular. Onlar da yarın bizimle beraber olduğunda çok farklı bir Fenerbahçe ile rakibe karşı direncimizin çok daha yüksek olacağını düşünüyorum. Bizim de güçlü yönlerimiz var. Ve bu güçlü yönlerimizi rakibimize kabul ettirmek için oynayacağız. Bu iki aşamalı bir oyun. Bunun ikinci aşaması St. Petersburg'da ve oradaki maçın da stratejileri, buradaki maçın da stratejileri var. Her ikisini beraber doğru oynayan takım kazanacak. Ben şansların eşit olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe ne kadar ligde ve Türkiye'de bulunduğu durum onun gücünü yansıtmasa da biz güçlü bir takımız ve bu gücümüzü bu ligde ortaya koyabileceğimiz bir motivasyonumuz var. Bu motivasyonu da yarın akşam herkese göstermiş olacağız. Şimdi gelişmeler kontratlar üzerine kurulu. Her oyuncunun kontratı var. Bugün oyuncularımızın kontratları devam ediyor ve oyuncular da buranın oyuncusu. Ve şu anda da buradalar. Ve oyuncunun kendi karakteri ve olması gereken duruşuyla bu takımın içinde bir oyuncu. Bu zorluklarla başa çıkabilecek deneyime sahip. Evet, kötü bir sezon, kötü bir başlangıç. Ama bu kötü gidecek anlamı taşımamalı. Her gün yeni bir fırsattır. Her dakika, her saniye de yeni bir fırsattır. Siz kötü oldu diye kötü olacağını belirleyemezsiniz hiçbir şeyin. O zaman hayatta adım atmamamız gerekiyor. Yani sabah kalkıp akşam yatıncaya kadar birçok kötülükle karşılaşıyorsunuz. Aslında farkında değilsiniz. Hayat da böyle bir şey. O zaman yarın akşam belki de gecenin futbolcusu olur. Yani bunu belirleyemezsiniz. Bu birçok deneyimlerle karşılaştık da. O yüzden ben hiç ön yargılı bakmıyorum. Evet, kötü bir dönem geçirdi. Ama gerçekten oyuncuyu da anlamak istiyorum ve anlıyorum da. O da çok çaba sarf ediyor. Şunu açıkça söyleyeyim. Çok çaba sarf ediyor. Umarım onun için de iyi olacak. Şimdi aslında hepimizin bildiği soru. Tabii bütün takımın içinden seçmek isteseydiniz başka bir tarzda davranırdınız. Ama bu kadrodan seçmek durumundasınız. Bu bize bir zorluk yaratmıyor. Bir kadromuz var. Ve bu kadromuzdan seçeceğiz. Alper'den başlayayım. Alper'in kötü bir sakatlığı oldu. İyileşmesi zor bir sakatlığı oldu. Ve tendon kemik kavşağında oluşan bu sakatlığın geçmesi ve iyileşme süreci onun için sıkıntılı bir süreçti. Şimdi iyi, bizimle beraber ve oynamaya da hazır. Diğer oyuncularımıza gelince evet liste yapıldı. Bu listenin üstüne bir listeden 3 kişi geldi. Zorunluydu. Arkadaşlar yani gerçekler bunlar. Ve bunların içinde asla gidip vah şöyle oldu, bu neden oldu, bu böyle olmamalıydı demenin bir anlamı yok. Önümüzde bir kadro var. Bence Fenerbahçe'de olması gereken oyuncular varsa ki bu kadronun içindeyse biz en iyisiyle sahaya çıkıp bunun mücadelesini yapacağız. Baktığınızda kariyerlerinde her şey iyi gözüken oyuncular onlar da çıkıp oynayacaklar. Ve biz de hiç bunun mazeretine sığınmadan oynayacağız yani. Ben bunu mazeret olarak kabul etmiyorum artık. Arkada bak. Diğer soruna gelince, ya arkadaşlar biz yarın bir maç oynayacağız. Oynayacağımız maçtaki tüm oyuncularımızın kalitesi, değeri yarın taraftarlarla birleştiğinde çok daha farklı bir boyuta geçecek. Başka bir cevabı yok bu işin.
Zaten sorduğun sorunun içinde cevabı da var. Fenerbahçe yarışmalı, yarışacak bir takım olmalı. Bakın yarışın içinde galibiyet ve mağlubiyetler var, beraberlikler var. Yarışın içindeki önemli olan sizin prestijli ve duruşunuz olan bir yarış içinde olmak ve bunu her zaman tekrarlamak. Bir kere şampiyon olup bir daha oralara gelmemek mi, yoksa her zaman belli bir ortalamanın içinde olmak mı? Fenerbahçe belli bir ortalamanın içinde olduysa başarılıdır ve bunu zaman zaman da taçlandırmalıdır. Aynı kendi ligindeki şampiyonluklar gibi. Eminim ki Fenerbahçe'nin önündeki kurgu buna yönelik bir kurgudur. Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu üyeleri, inanın bana bu kurgunun içinde olmak için plan yapmaktadır. Fenerbahçe'nin bugün ligdeki durumu uzun tartışılacak şeylerdir ama ben bunun çömeldiğinde büyük bir sıçramanın geleceği bir konum olarak değerlendiriyorum. Göreceksiniz yani Fenerbahçe çok daha farklı bir kulvarda, çok daha farklı bir şekilde önümüzdeki vizyonda sizin yanınızda olacak. Önünüzde olacak. Arkadaki. Şimdi Türkiye'de futbol en çok sevilen branş. Bence hakemler futbol oyununun dışında olmalı. Yarın da bir maçımız var ve bir Fransız hakem maçı yönetecek. Çok büyük bir ihtimalle maçtan sonra hiçbirimiz onu konuşmayacağız, emin olun. Biz kendi alışkanlıklarımızı terk etmemiz gerekiyor. Futbol oyununun dışındadır hakemler. Ama maalesef biz bir şekilde futbolun içinde tutmayı başarıyoruz hakemleri. Ve futbolun da, oynadığımız futbolun da önüne geçirmeyi maalesef başarıyoruz. Bunun sorunlarıyla ilgili ya da bunun konusuyla ilgili de bittikten sonra isterseniz birazcık konuşuruz. 2 artı 2 eksi vermek istersek biz hazırız. Elbette Zenit de hazır ama onlar bir ritimden çıkmadılar. En azından hazırlık karşılaşmaları yapıyorlar. Onların takımda takım seçme ve takımı daha fazla sayıda bulundurma şansları fazla. Bizim daha kısıtlı. Yine bizim artımız, taraftarımız her zaman olduğu gibi. Zenit'in de eksisi. Bu taraftarın karşısında bakalım ne yapacaklar.